Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında dünyanın en güçlü ve zengin ülkelerinin dahi bir sonbahar yaprağı gibi savrulduğu böyle bir dönemde, gerekiyorsa devlet ve millet olarak fedakarlık yapmaktan, acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız dedi. Erdoğan'ın konuşması esnasında Türk lirası dolar kuru 7.95'e kadar geriledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'na seçilen Joe Biden'ın dış politika danışmanı Michael Carpenter, Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Libya, Dağlık Karabağ politikalarının ve S-400'leri almasının sorunsuzca olduğunu belirterek iktidarlarında Türkiye'ye ekonomiyi çökertecek yaptırımlar yerine başka yollarla baskı yapmayı planladıklarını söyledi. BioNTech Strateji Başkanı Ryan Richardson, geliştirdikleri COVID-19 aşısını piyasanın altında fiyatlandıracaklarını söyledi. BioNTech ve Pfizer şirketlerinin daha önce COVID-19 virüsü bulaşmamış 43 binden fazla gönüllüde denediği aşının %90'dan fazla koruma sağladığı açıklanmıştı. Sokak röportajındaki iktidar eleştirileriyle tanınan İsmail Demirbaş tutuklandı. İlk gözaltından yurt dışı yasağı ve adli denetim şartıyla serbest bırakılan vatandaş, ikinci bir röportajda da eleştirilerini sürdürünce alındığı ev hapsinin kaldırılması için dilekçe verdikten sonra tutuklanarak Antalya E tipi cezaevine gönderildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 11 Kasım 1942'de kabul edilen varlık vergisi, ülkede son kalan azınlık toplumlarının maddi olarak çöküşüne ve göçüne yol açtı. HDP'li Garopaylan, kabul yıl dönümünde varlık vergisi nedeniyle oluşan hak ihlallerinin araştırılması için önerge verdi. Dağlık Karabağ'da varılan anlaşmanın sonuçlarını değerlendiren Reuters haber ajansı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'nın arka bahçesi olarak gördüğü bölgede Türkiye'nin varlığının güçlenmesini engellemekle kalmayıp 20 yıldır hayalini kurduğu barış gücüne kavuştuğu yorumunda bulundu. Bir kadının taciz iddiası üzerine Esenyurt'ta bir apartmana giden polis ekipleri binanın sığınak katında tam teşekküllü bir hastaneyle karşılaştı. Taciz iddiasının araştırıldığı hastanede el konulan malzemeler arasında COVID-19 testinde kullanılan PCR test kitleri de bulundu.